Merhaba sevgili yatırımcılar. Ukrayna-Rusya savaşının borsamız üzerinde etkilerinin seri 3'ünü çekiyoruz. 3. bölümünü çekiyoruz. Önemli hisse senetlerine değineceğim. Bunlar Mavi, Turkcell, Şişe ve Anadolu Efes. Aslında her sektörden yani etkilediği sektörlerin en önemli kağıtlarını seçmeye çalıştım. Son dönemde ciddi zararlar yapıyor ve yatayda negatif yatayda hareket ediyorlar. Yatırımcısı bizim hisselerimiz neden yükselmiyor tarzında dönüşler yapıyor. O yüzden de bilgilendirmek için bir video yapmak istedim. Arkadaşlar bu videoda teknik temel takas ve bilanço analizleri olacak çok kapsamlı bir video. Yani öyle iki tane çizgiyle değil daha çok detaylara indiğimiz videolar bunlar ve gerçekten de geleceğe dair ışık tutacaktır. O yüzden kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve altına da her türlü fikirlerinizi paylaşmayı, yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Evet hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bilançolarla başlamak istiyorum. Öncelikle Şişecam'ın bilançosuyla başlayacağım. Şimdi çok detaylı bir bilanço hazırlamışlar finansal rapor ama bayağı alt kalemleri vesaire gösteren. O yüzden biraz özet geçmek istiyorum. Hasılatlarda önemli bir artış var. 33 milyar liralara kadar çıkmış. Geçen yani bir önceki dönemde 22 milyarken 33 milyar lira çıkan bir hasılatı var. Şirketin çok ciddi ve o indirimler, iskontolar vesaire iadelere rağmen 21 milyondan 32 milyona çıkmış net olarak satışlar. Satışların maliyeti de tabii ki doğrudan artış söz konusu tabii ki yani bir yatırım oluyor, bir giderin oluyor. Sonuç olarak bir ürün üretiyorsun, bir şeyler alıyorsun. O yüzden de maliyetlerimiz de artmış 12 milyar civarından 17.4 milyarlara kadar maliyetlerimiz artmış. Şöyle baktığımda dediğim gibi çok esas faaliyetten gelirler 1.7 milyardan 4 milyar liralara çıkmış. Bu da gerçekten çok önemli bir artış söz konusu. Yani iki katından fazla bir artış var. Bu gerçekten güzel bir durum. Tabii ki giderlerimiz de iki katına çıkmış durumda. Anormal bir durum değil. Yatırım gelirlerinden çok güzel bir artış yine keza söz konusu. Ve neticede baktığımızda şirket Şişecam yaklaşık 5,5 milyar liralık bir kar açıkladı. Yani şirket bir önceki dönüme göre karlılığını arttırmış durumda. Gerçekten çok güçlenmeye, büyümeye ve yani dünyaya açılmayı da diyebiliriz. Devam ediyor. Dün yaptığım videoda bahsettiğim Menka İnşaat gibi, Tekren gibi böyle dünyaya açılmaya devam, markalaşmaya başlayan şirketlerimiz olduğu için açıkçası gurur duyuyorum. Bunlardan bir tanesi de Şişecam. Tabii ki bu karlılığını bir de temettüye yansıtması çok güzel. 36 kuruş çok yüksek belki değil ama yine de önemlidir. Yatırımcının 36 kuruşluk bir temettü dağıtımı olacak. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim Turkcell arkadaşlar. Bu biraz daha böyle Turkcell'liğini yapmış. Özet bir finansal rapor hazırlamışlar. Gelirlerde önemli bir artış var. Gerçekten bir önceki döneme göre %23'lük bir artış söz konusu. 35 milyar liralara kadar artmış. Burada baktığımızda gelirlerimiz. Favök baktığımızda %22. Bu da yani Favön'de de tabii ki bir artış var. Bu da güzel bir şey. Net kâra baktığımızda da bir önceki döneme göre %19 büyüme göstererek 5 milyar liralık bir kar açıklamış durumda. Yani Turkcell de büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Henüz bir temettü ile ilgili bilgilendirme yok. Olduğu zaman sizleri aydınlatırım. Şöyle bir durum var. Mavi'nin henüz bilançosu açıklanmadı. Beklentiler vesaireler işte şirketler, aracı kurumlar beklentilerini paylaşıyorlar ama henüz böyle bir hani gelir açıklanmadığı için onu aktaramıyorum maalesef. Şöyle gelelim Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'in de finansal raporlarına kısaca incelemek istiyorum sizlerle beraber. Kısa vadeli borçlanmalara baktığımızda yani kısa vadeli yükümlülüklerimizde önemli bir artış söz konusu. Aslında banka kredileri vesaire oralarda çok büyük artışlar yok. Ama şirketin ticari borçlarında önemli bir artış olmuş. İki katına çıktığı için totalde de zaten 12 milyar liralardan 24 milyar liralara çıkan %100'lük bir artış söz konusu. Uzun vadeli yükümlülüklerimize baktığımızda da keza 13 milyarlardan 21 milyarlara çıkan bir yükümlülük söz konusu. Toplam kaynaklarımızda artışımız var. Öz kaynaklarımızda da artışımız var. Bunlar güzel şeyler. Gelelim hasılat kısmına. Burası çok önemli. Bir önceki dönem 26 milyar liradan 39-40 milyar liralara yakın bir artış var. Bu da güzel bir durum. Maliyetlerimiz artmış ama brüt kâra baktığımızda 9 milyardan 14 milyar liralara çıkmış durumda. Şimdi burada tabii ki genel yönetim giderleri vesaire bunlar düşüyor. İşte satış pazarlama giderleri bunlar da tabii ki bu hasılatları yapabilmen için bunların da artması, maliyetlerin artması kaçınılmaz. 2.7 milyarlardan 4.3 milyar liralara kadar hani giderler düştüğünde bize kalan kısım. Esas faaliyet karımız burası biliyorsunuz benim çok kıymet verdiğim bir nokta. Neredeyse burada da bir %100'lük artışımız söz konusu ve totalle baktığımızda şirketin karı 1.4 milyardan 2.3 milyar liralara kadar çıkmış ve bu şirketin
Açıkça söylemek gerekirse birazdan oralara değineceğim ama bir de temettü durumu var. Gerçekten çok güzel temettü veriyor. Yani burada 1,66 normalde biliyorsunuz işte 50 kuruş, 60 kuruş, 70 kuruş hisse başı vereceği yerde 1,66 gerçekten Anadolu Efes ciddi manada bir temettü dağıtacak. Burası çok önemli. Gelelim şimdi şirketlerin takas durumuna. Daha doğrusu takasa geçmeden önce şunu yapalım sizlerle beraber. Hani bu kadar bilançoları izledik, inceledik, detaylarına indik. Bunların tabii ki cari oranları nasıl? Yani iştah kabartacak seviyelere gelmişler mi, ucuzlar mı, hala mı pahalılar? Bunlara gelelim şimdi sizlerle beraber. Öncelikle baba şirketimiz, diğerlerinden nazaran daha yani Turkcell ve Şişe'yi ayırt etmek gerekiyor. Şişe 0,94 piyasa değeri defter değeri yani defter değerinin altında fiyatlandığını görüyoruz. FKS ise 4 civarında yani gayet ucuz, makul yani bu seviyeleri bu fiyatlamalarına rağmen hala prim barındırdığını gösteriyor bizlere. Turkcell'e geldiğimizde ise 1,98 piyasa değeri defter değeri 8,88 FKS'ını görüyoruz. Yani Turkcell açısından baktığımızda tabii ki hani böyle Şecam gibi ucuz gelmeyebilir ama bu cari oranlara da pahalı diyemeyiz arkadaşlar. Yani bu cari oranlarda özellikle telekomünikasyon şirketler açısından baktığımızda onlarla kıyasladığımızda hani böyle çok da pahalı diyemezsiniz. Ama dediğim gibi böyle o acayip ucuz arkadaşlar da diyemiyorum maalesef. Anadolu Efes'e geldiğimde 0,68 piyasa defter değeri bu gerçekten neredeyse görmesi gereken değerin yarısını gördüğünü gösteriyor. Ama FK'mız 11,93. Karlılığımız birazcık hani biraz daha artmaya ihtiyacı var. Yani 11,93 yine dediğim gibi aşırı pahalı diyemem ama hani 4-5 seviyelerinde olmasını tercih ediyorum her zaman olduğu gibi. Mavide ise 3,36 piyasa değeri defter değeri ve FK'mız 10 seviyelerinde diğer şirketlere nazaran biraz daha pahalı görünüyor şu an itibariyle. Gelelim takaslara. Arkadaşlar Turkcell hariç 3 tane şirketimizde de ciddi bir yabancı çıkışı var. Bu gözüme çarpıyor. Şöyle kısaca sizlere de göstermek istiyorum. Bakın geçen sene Aralık'ta 18 milyon civarında hatta 9 milyon civarında lotu olan Citibank'ın şu an itibariyle elinde olan lot sayısı 13 milyon. Yani yaklaşık 6 milyona yakın hatta 5,5 diyelim 5,5 milyona yakın bir lot çıkışı var Citibank'ta. Gelelim Anadolu Efes'e. Keza aynı şekilde burada baktığımızda Citibank'ın Aralık ayında elinde 107 milyon civarında lot varken şu an itibariyle 90 milyon lotu var. Bu da gerçekten hani 17 milyonluk bir lot çıkışı olduğunu gösteriyor ki Doğuşa'ya bir bakalım onu karşılamış mı? Yok Doğuşa'da da çıkış devam ediyor. Yani HSBC biraz toplamış ama Doğuşa Bank'ta da çıkış devam ediyor. Turkcell'de biraz farklı. Turkcell'de Citibank biraz lot arttırmış. Yani 800 milyon civarında lotu varken şu an 846 milyonlara çıkartmış durumda. Bir 46 milyonluk takas artışı var. Bu hani bir nebze pozitif bir durum diyebilirim. Aynı şey maalesef Şecam'da da var. Yani Şecam'da gerçekten önemli bir çıkış var. Onu da göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi 488 milyon lotu varken Citibank'ın yani neredeyse 500 milyonu yuvarlayalım. Şu an itibariyle 400 milyon lot var. Yani 100 milyon lotluk Şecam'da da bir çıkış var. Hacim açısından baktığımızda yani Turkcell 243 milyon. Bu civarda zaten hacim yapar. Anadolu Efes 100 civarı. Mavi şu an hacimsiz durumda 32 milyon. Şecam'da normalde gördüğü hacmin gerçekten altlarında seyrediyor. 752 milyon bu milyarlık hacim yapan bir şirket normal şartlar altında. Ama tabii bu süreci de niye böyle olduğunu da anlatacağım şimdi arkadaşlar sizlere. Aslında can alıcı kısım burası. Yani ön bilgilendirmeler yaptım. Şirketlerle ilgili hem takas, derinlik bunlar önemli şeyler. Derinlik yani daha doğrusu takas kısmı da çok önemli. Şirketi kim topluyor, kim satıyor? Patron mu satıyor veya yabancı mı satıyor bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ama gelelim bu şirketlerle ilgili niye böyle bir süreç var? Yani niye yabancı çıkıyor? Niye bu işte senetleri düşüyor? Gelelim bu kısma. Arkadaşlar şimdi kısa bilgilendirmeler yapacağım. Neden bu şirketlerle ilgili şu an baskı süreci var veya negatif satış baskısı var? Onu anlatmak istiyorum. Şecam'ın gelir dağılımında Rusya'nın ve Ukrayna'nın hatta bir de Gürcistan'ı da ekleyebiliriz buraya. Dağılımı %15 civarında. Gelirlerinin %15'ini yani bu ülkelerden yapıyorlar ve gerçekten çok önemli. Hatta şirketin de Rusya'da çok önemli tesisleri var. Yani buradan paketlemesinden tutun işte birçok cam sektörle ilgili yaptığı ürünlerin tesisleri var Rusya'da. Bu yüzden de şirkette bir baskı süreci devam ediyor. Turkcell'e geldiğimizde ise konsolide gelirlerinin %13 yurt dışından. Bu %13'ünün de %75'i direkt Ukrayna'dan. Yani ya bu kadar önemli bir payı var Ukrayna'nın Turkcell üzerinde. Ve bu şirketin de sadece hani Turkcell açısından baktığımızda
Çok önemli yurt dışında iş adamlarının, yani Rus iş adamlarının şirkette önemli payları var. Yani burada yine Turkcell üzerinde de bir sıkıntı var. Tamam, takaslarına çok fazla yansıtmamışlar. Büyümesi devam ediyor vesaire. Ama risk de bir şekilde Turkcell üzerinde var. Dikkat edilmesi gerektiğine dair uyarıyorum. Mavi'de ise çok önemli bir durum. Rusya'nın rolü. 20'nin üzerinde mağazası var Mavi'nin ve bölgesel açısından baktığımızda da gerçekten gelirlerinde de yani Rusya'nın çok ciddi bir yükü var, bir ağırlığı var. O yüzden Mavi üzerinde de baskı süreci devam ediyor. Anadolu Efes açıkçası en belki de baktığım diğer bütün şirketlere nazaran hani en çok etkilenen şirkettir. Çok büyük satışlarla şelale şeklinde düşen bıçak tutulmaz tabiri de caizse düşüşü devam ediyor. Rusya'da 11, Ukrayna'da 3 tane tesisi var ve gelirlerinin yaklaşık %15-20'sini de buralardan sağlıyor ki size de şimdi şunu göstermek istiyorum. Yani Anadolu Efes'in üzerindeki baskı neden? Risk neden? Arkadaşlar, bu şirketin operasyonlarının çoğu Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Türkiye'ye geçin, Beyaz Rusya, yani eski Sovyet Rusya'nın topraklarını düşünün. Yani Sovyet Rusya'ya satıyor. Operasyonlarının çoğu buralara. Gelirlerinin önemli bir kısmı buralardan. Yani Rusya yarın öbür gün, Allah korusun, Ukrayna'dan ben çıktım, Moldova'yı da alacağım. Moldova yeter, Gürcistan zaten altımda, Gürcistan'a da bir alayım. Belarus zaten benim, Beyaz Rusya'ya da çökeyim. Kazakistan yanımda, zaten sıkıntılı bir ülke. Oraya hadi almadığını varsayın ama bu kadar hani Rusya'nın bu işgal sürecini devam ettirmesi, arttırması durumunda gördüğünüz gibi Anadolu Efes'in bütün operasyonlarının merkezlerine inmiş olacak. Ve çok büyük bir riski var. Yani bu kadar detaylı baktığınızda aslında şirketlerin neden, mesela bakın, Mavi'nin tamam tabii ki gelir kaybı ciddi manada, hisse senedinin düşüşü yüksek. Turkcell çok fazla değil. Son dönemde bir atak yapıp endeksle beraber, ama şimdi tekrardan aynı seviyelere çekildi. Şişecam farkındaysanız gapını bile dolduramadı. Yani özellikle 100 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerine bile atamıyor. Ama Anadolu Efes'e baktığınızda bir şelale var. İşte burada aslında operasyonlarının ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu, bu eski Sovyet SSCB dediğimiz Sovyet Rusya'nın ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. İşte bu riskleri düşündüğümüzde aslında anlıyoruz ki bu şirketler neden düşüyor veya neden çıkamıyor. Şimdi teknik kısma geleceğiz tabii ki. Biraz da teknik notları paylaşmak istiyorum. Şimdi Mavi'nin 56.40 seviyesinde bir desteği var. Özellikle yataydan gelen bir trend desteği olan, birçok kez direnç ve destek gördüğümüz bir banttır. O yüzden önemli de bir seviye. Zaten altına iğne atsa da çok fazla altına kapanışlar yapmadı. Bu da belirli bir noktada buranın destek olarak doğrulandığını gösteriyor bizlere. Ancak arkadaşlar, bu sürecin devam etmesi, bu riskin büyümesi durumlarına karşı tabii ki bu bantların altına sert satışlar gelebilir. O yüzden bu 4 şirket yatırımcısına sesleniyorum. Dikkatli olunması gerekiyor ve yüklü alımlardan ziyade kademeli toplamak, belirli bir miktarda nakitte kalmak, düştüğü takdirde de stop olup alttan lot arttırmaya çalışmak çok önemli. Bu Mavi gibi, Turkcell gibi, şey gibi milyarlık karlı şirketlere baktığınızda arkadaşlar, bu şirketler hani bir yerden dönecektir. Bir ay, 2 ay kaybedersin. Ama buradaki gapı bu şirket alır. 63-75 bandı hedefi sürecektir. Bu kağıt 47 bandındaki desteğe kadar, alt desteğe kadar kırılsa dahi bu seviyeden toparlayıp 63 seviyesini hızlıca, tabii ki bu olumlu piyasanın, dış piyasanın olumlu sinyaller vermesi durumunda gerçekleşecektir, ama bu seviyeleri tekrar görecektir. Bunu net bir şekilde sizlere söylüyorum. Yani bunu erkenden de görebilir. Yani bu Rusya belki müzakere, çok umut etmiyorum ama müzakerelerde olumlu sonuçlar çıktıktan sonra belki bir 60 atağa gelebilir. Ama dediğim gibi bu şirkette yüklü alım yapmaktan ziyade kademeli ve sat al taktiği de uygulana. Gelelim Turkcell'e. Turkcell hani diğerlerine nazaran çok fazla aşağıya vermedi. Zaten takaslarına baktığımızda da hani böyle yabancının kaçış gibi bir durumu da yok. Turkcell biraz daha farklı süreçte ilerliyor. Bilançolara baktığımızda da zaten süreç pozitif büyümeye devam ediyor. Ama tabii ki her türlü duruma karşı dikkat edilmeli. Ben zaten daha demin anlattım. Yani yurt dışı gelirlerin %13, %13'ünde %75'i direkt Ukrayna, yani. Bu kadar aslında önemli bir yere sahip. Ve operasyon Rusya'dan hani ziyade Ukrayna'da dönüyor. Yani Ukrayna'da döndüğü için de riskin çoğu aslında bu kısım. Burada diyebiliriz. O yüzden de tabii ki süreci dikkatle takip edeceğiz. Şimdi özellikle kapanışa doğru çok sert satış geldi. %5 kayıpla Cuma günü kapattı. 19.80 bantlarını şu an itibariyle ilk trend desteğimiz var, ama daha çok buradan tepki almaktan ziyade 19.27, 19.28 bantlarından tepki alıyor. Turkcell 50 günlük ağırlıklı ortalamadan sert bir tepki alıyor. Buradan
bıraktığı mumlara baktığımızda güzel bir destek var diyebiliriz. Lakin tabii ki burada yükselen üçgen formasyonu bozması durumuna karşın dikkatli olmalıyız. 18.62'ye kadar da güçlü desteğimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu bandın altı artık yavaş yavaş stoplayıp alttan toplama sinyallerini bizlere verebilir. Geldim şişecama. Daha demin bahsettiğim bütün durumları göz önünde bulundurduğumuzda aslında şişecamın neden yatayda kaldığında az çok anlıyoruz. Bu iki ülkede çok ciddi yatırımları var. Ama bir aması da var. Çok rekabetçi bir şirket. Yani biliyorsunuz döviz kurları vesaire artık hani çok yükseldiği için de çok rekabetçi fiyatlarda işlem yapıyor. O yüzden bu şirket yani satışlarını çok ciddi manada düşürecek midir bilmiyorum. O yüzden de çok aşağıya vermediğini düşünüyorum. Yani bu rekabetçilik de şişecama çok aşırı fazla etkileneceğini ben açıkçası düşünmüyorum. O yüzden de bu şirkette yatırım yapılabilir mi? Yani yine kademeli toplamak kaydıyla. Çünkü bu kağıdın şu an itibariyle alt destek bandı boş. Yani 11 bantlarına kadar sert satışlar geldiğinde neden geldi demem. Bu kağıt direnç onaylamaya devam ediyor. Direnç onaylamaya devam ettikçe de destek onayı mecbur kalınabilir. O da bizim şu an itibariyle 11.04 seviyesini gösteriyor. Ama bir aması da şu. Günlük trade edecekler. Pozitif endekste 12.5 bantlarını deneyebilirler. Birçok kez bültenimde bunları paylaştım sizlerle. Ve bu kağıdın da aynı mavi gibi yani 13 bantlarına doğru atak yapacağını düşünüyorum ki hakkı daha da yukarılar. Zaten cari oranlara baktığımızda hani ucuz bir şirket. O yüzden daha yukarı seviyeleri de görür. Lakin şu an itibariyle bu konjonktürel risklerden dolayı yatayda kaldığını görüyoruz. Ve bu yataylık bizleri tabii ki daha da baskı altına alabilir. Baskı sürecini de arttırabilir. Son olarak da Anadolu Efes'e geleceğim. Arkadaşlar bu kağıdı buradaki destek bandı yani 25-60 bandı kırıldıktan sonra sizlere özellikle dedim ki bu kağıt şu an düşüyor ve riski büyük. Yurt dışı ile ilgili de riskleri büyük. O yüzden düşen bıçak tutulmaz. Bakın 26 liralardan şu an 21.5 liralara kadar baskılandığını görüyoruz. Oralarda almayan bütün dostlarımız, bütün üyelerimiz şu an itibariyle zarardan ciddi kârdalar. Ama daha önceden bu şirketin yatırımcısı, ben yatırım yaptım bu şirkete diyenler açısından şunu söyleyeceğim. Anadolu Efes alırsın almazsın çok önemli değil. Ama genel manada teknik yorumlarda bulunmak istiyorum. Birincisi şirket iyi bir temettü dağıtacak. Bu önemli bir pay. İki, şirket genellikle gördüğünüz gibi RSI olarak Mart 2020'de en son bu kademeleri görmüş. O da zaten koronavirüs riski ve durumuydu. Hatta koronavirüsün bile altına kırmış durumda. Yani çok ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya RSI 20. Yani Anadolu Efes alıcıları açısından yorum yapıyorum. Burada şirket düştükçe kademeli olarak toplayabilirsiniz. Burada çünkü gaplı bir düşüş var. Yaklaşık 28 bandına doğru. Hızlı olmayabilir. Çok hızlı toparlayamayabilir. Çünkü zarar ciddi. Yani yüksek bir kayıp var. Onu da hatta göstereyim sizlere. Fiyat aralığı olarak hatta gün içerisinde buraya görmüş. Şu an itibariyle %26.5'a yakın bir kayıp var Anadolu Efes'te. Bu tabii ki daha da artabilir. Dikkatli olunmasında fayda görüyorum. Destek açısından da 20.90'lar var. Hani buralardan her ne kadar riski büyük, bu kadar bahsettim sizlere, Sovyet Rusya'ya yatırım yapan, ticaretini tamamen orayla yürüten bir Anadolu Efes bu kadar büyük riskle beraber hareket etse de arada bir RSI soğutma, bir tepki çalışması gerçekleştirebilir. İlk etapta bu tepki çok yukarıları da olmayabilir. Evet dostlar, çok detaylı bir analiz oldu yine. Sizler için 3. bölümünü çektim. Birçok sektöre değindim. Sektörlerle ilgili bu şirketler neden çıkmıyor veya neden düşüyor bunları açıkladım. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı yine aynı şekilde unutmayın dostlar. Her şey gönlünüzce olsun.